Evet. Merhaba kızlar. Allah'ın evet. rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Hoş geldiniz. Evet. Serpil'in böyle sazlıktan geliyor aslında da. Dün konuşmuştuk da kermes olacak diye emin değildik tam. Ama seni motivasyon ettim bak. Evet valla ben de öyle yan gelip uzandıydım yine. Kalkıp yemek yapacaktım. Tarif çekecektim. Aynen. Kermesi duyunca hazırlandım. Ben de hemen Azat'la ben Serpil Sara gelmiyor. Bir dedi belki sonra uğrarım. Dur gideceğiz. Abla da beni çeksin. Biz kermese gideceğiz. Gel kız beni de çek Serpil'cim. Hey. Evet seni de çekiyorum bak. Şeyli tişörtünü giymiş. Ben de böyle hazırlandım. Bak boydan şöyle. Aynen düğüne gider gibi. Evet. Günlük kıyafetlerim dost var düşman var yani. Aynen. Orası benim eski köyüm. Benim doğduğum köy ama. Ben her zaman güzel görünmeliyim. Değil mi kız Serpil? Sen zaten güzelsin. Ha, teşekkür ederim canım benim. İşte ne bileyim kız bu eteğim vardı. Bak şöyle çekeyim uzaktan tam görsünler. Şu etek de şayının almayan insan kalmadı yeryüzünde. Evet. Geçen en son bir düğüne gittim. Anam baktım herkesin ayağında bu etek. Dersiniz anlaşmalı girmiş. Aynen. Kız yedi ayrı mı ne ama kumaşı bir güzel nasıl Serpil. Evet. Puy rahat. Üstüne de şu siyah gömleğimi giydim, şalımı yaptım. Azıcık dudağımı kızımızı yaptım. Ondan sonra bitti. Evet. Hadi bakalım bir bizi neler bekliyor. Bilmiyorum tabii orada çekim yapamam da herhalde. Kendimi Serpil'i ne yiyeceğiz aynen. falan onları yaparız. Benim de arabayı görüyorsunuz tabii ki. Evet yine arabası bu arada maşallah diyelim. Aynen. Aman diyeyim. Evet daha henüz yorumlara göz atamadık neler yazdınız. Eminim evet. çok güzel şeyler yazmışsınızdır. Sonra bakarız. Değil mi Serpil? Evet. Hadi gidelim. Can olsa şimdi bana bağırırdı Serpil. Aynadan çek derdi kamerayı. Alışmışım ya şimdi hemen otomatikle buraya koydum. Ay havada bugün bir güzel bir güzel maşallah. Berfe'ye falan da yazdım da bilmiyorum ama gelirler herhalde ya. Kesinlikle. Şahiste Berfe yani Cane. Onların köy olduğu için gelir mutlaka. Valla aslında orası da benim mekan. Ha, senin benim doğduğum yer. Yani doğum köyün. Ben de orada neredeyse kaç yıl mı verdim? 8 yaşında oraya geldim. Evet. İşte yani 10 senedir de buradayım. Anne. 30 senemi vermişim oraya. Aynen. Uyuzluğum takmış. Ama çek şöyle. Çek onu da şöyle. İşte öyle yani. Ne olursa olsun insan şeyinden geçemiyor değil mi? Eski şeylerinden geçemiyor. Ne bileyim. Tam doyduğum yer, doğduğum yer aynı da. Şey ama orada bir sürü arkadaşlarım var, komşularım i̇şte. Kaldı geride. Hani seviyorum oraya gitmeye. Can hep der, ne var bu Obendorf'ta diyor, sen durmadan oraya gitmek istiyorsun. Ya can arkadaş. Diyorum benim arkadaşlarım, sevdiklerim orada hani. Ne ya. Kadar da kötü anısı olsa aynen. da benim için çok güzel anılarım da vardı orada yani. İyi gününde, kötü gününde aynen. yanında olanlar. Mekanı. Öyle işte bir gidelim. Bakalım ne yiyecek var bir şeyler yeriz artık kendimiz. İnşallah Serpil. Çünkü artık... Serpil bugün serbest. Bugün istediğimizi yiyebiliriz o yüzden yarın yemeyeceğiz. Ona göre o şekilde dengeliyoruz kızlar hani her gün her şeyi yemiyoruz. Biz yiyoruz ama porsiyonlarımızı görseniz yani. Öyle kamerada gerçek çok görünüyor ama ufacık bir şeyler hani doyuyorum hemen. Hani diyorlar korkuyorlar geri kilo alacağım diye de dikkat ediyorum yani öyle. Ben her şeyi de şey etmiyorum yani. Kermes de işte benim müşterilerimden birisi söyledi. Evet. Kermese gidiyorum falan yerde diye. O garanti ona verince seni aradım hemen. Hele dedim Serpil arıyor dur bakayım ne diyecek. Film izliyordum Netflix'te. Evet kesin orada görürüz onu da. Bilmiyorum beni ta diyorlarmış takipçilermiş herhalde. Aynen. Hadi bakalım orada görüşelim. Serpil'cim bir müziğimizi de aç canım benim. Ondan sonra gidelim. Azade. Ne? Ne yapıyorsun Kubani? Evet ama o tarafa koltuğu Serpil abla o tarafa koymuş. Ha? Bir şeyler eksik. En iyisi çantanı al yanına gel. Gel Azat. Anne. Bakalım kızlar beni görünce nasıl konuşacaklar. Serpil ben bu kermese 10 senedir gelmiyorum. Aynen. Senin sayende bazı şeyler adım atıyoruz artık. Bakalım. Hayır mı şer mi? Yani bayağıdır gelmem. Eskiden biz bu Obendorf'un kermes hani caminin kadın kollarıydı. Ama ben şu an çok acım. Hemen gidip. Hemen gidip bir şey yememiz lazım. Bakalım neler var işte. Vardır her şey ya. Adana, lahmacun, gözleme mi? Gözleme.
Gel Azadım. Geliyor abla, hadi gel. Abla beni bekle. Ben buradayım ya zaten, hadi gidelim. Evet kızlar, o ben orada şu an kermes var ve tatlılar falan da muhteşem görünüyor ama biz şu an geç geldiğimiz için ancak bu kadarına fark geldik. Tiramisu da muhteşem görünüyor. Siparişimizi verdik, bekliyoruz servisle, yaprak aldık ve Adanalar da pişiyor, içli köfte var. Adana muhteşemmiş bu arada. Serpil'cim tadına bak, çok güzel. Buradan geldi şimdi buraya. Ben de bu sahne. Dayanamadım, başladım bile. Bu şimdi soğuk. Çocuklar için de eğlence kurmuşlar. Azat da orada. Bu arada tatlı alacağız. Benim var onda. Kendime hiç bakmadım. Ayşe yazar. Altına yazar. Ayşe hasta. Canecim, hasta kızlar, kanseri düşmüş, tepreme falan geliyor ama niye gelmiyor? Yok, canım, bu sıra uçakla geliyoruz. Yedik onu alınca ayda falan gittim. Belki ben sesimi hiç duymuyorsunuz. Bakın ses var. Kadınları falan çekemiyoruz. Kızlar, ekmek neyin pişiriyorlar, çok güzel yaptılar bu arada. Bakın yaprağımız var, şey yedik. Bizim getirdik arkadaşlar. Öyle işte, kendim tadınız meyhan yok. Başka bir yere gitmiş var. Evet, burada seyrediyoruz. Gelin de kameranın yan tarafında çıkmıyor. Her zaman geliştirdik. Dış ses ver. Öyleyse biraz daha duralım. Millet dağılırsa biz de dağılırız. Ama eski kermesin tadı yok. Eskiden biz vardık. Ben de vardım. Ben senin çalıştığını hiç hatırlamıyorum. Burada ancak... Küçük çocuktun. Aynı renk giyinirdi. Evet ama çalışmıyordun burada. Sen yiyordun. Valla Beyhan, Şahit'te Darin teyze hiç çalıştıklarını hatırlamıyorum ben sizin. Ama çok güzel bir sistemimiz vardı. Herkes yaparken geziyorduk, çay. Çay dağıtıyordunuz ya. Bak mesela hep servis yapardık. Ama hiç çöpleri toplardınız. Ya. İçtim de bak. Nerede o günler? Evet şu an... Bizim aynı giyinmiştik. Hamza. Haydi. Evet biz şurada hayır ya. İşlemeye başladık. Cami. Marıl yıkanıp doğranacakmış. Kızlarla hemen onu halledelim. Hadi bakalım Serpil, kolay gelsin. Ay bu camide ne anılarım geçmiş. Sadece kalk bu çapından ayarla. He? Burada hoca çok iyi bir anı. Kim gelsin? Aslında sonra anlatırım sana evde. So die fleißige Frauen sind am Start. Die arbeiten fleißig dran. Çok hızlısınız. Şey gibi de camideyim, nasıl söyleyeyim? Çarpalım arkalım. İşte ne şartlar altında çalışıyorlar, bana, görüyorsunuz. Bana küçük bir şey getirdiler. Bir şey olmazsa sana yeter. Camiye ne yerde bir kız, ona bugün bir çarp lazım. Ne yapayım, burası dükkan mı? Anca onu buldum işte camide. Sence Margul da oraya doğru yoksa olmuşsun. Ben de bu gece sen onlara ortadan kes bence, Margul'u hazırla. Allah'ım biraz daha sevap yiyeyim ki bir dakika kazada şey mi? Sarakan olsun. Şey çekim yaptın değil mi? Ben bu bazayı niye bir şey olur biliyor musun? Allah'ım dedi, sesle koca para yeme nasip edeceğim dedi. Onu... Evet, Narin Hanım marulları çok iyi doğradığı için bulaşıkçılığa terfi edildi. Evet, bulaşıkçıydı da. Bulaşıkça şunlar mı acaba? Evet, evet onu dediler. Keşke kortum olsaydı, buna delik varmış bir yerde. Kortum bir sana nerede getireyim, köyde miyiz biz? Aynen. Çünkü kortumu getireyim. Layra. Neyse şuradakilerin hemen ne varsa onları yediyoruz. Bir sonraki işinizi ben söylerim size. Ya şey birbirimiz misafirleri herhalde. At kız bana. Şey
şey kızlar şey sonrası kermes sonrası böyle kalanları satışa veriyorlar. Biz de aldık. Ben 2 marul mu aldım kız? 2 marul bir de biber aldım. Neyse 2 marul olsun. Hadi bakalım. Sara kısır yapsın. Suka böyle bir damla at. Bu şu kadar mutfin olur yani. Vi. Darmadağın olmuş yaş oldum Serpil. Dağıldık. Dedim dağıldık. Ama güzel keyif aldık. Bol bol sohbet ettik arkadaşlarla işte. Biraz bulaşık falan yıkadık değil mi? Biraz sevap işledik yani. Doğru. Marul doğradık. Değil mi Serpil? Ortalığı topladık. He. Görevimizi yaptık. Yemeğimizi de yedik. Şimdi desin ne yediniz? Bir sürü balı hiç de bir şey yemedik. Zor zor bir Adana'yı bitirdik. Değil mi? Yani. Bir dilim pasta aldık. Orada ortaya indirdik. Öyle birer çatal aldık ondan da. Öyle fazla ama yiyip içmedik eğlenceli yani. Eğlenceli oldu ya herkes. He, güzel kermesler zaten eğlenceli. Ve tabii ki %80 hepten takipçi oldu. Ay, öyle işte güzeldi yani bayağı uzun zamandır gelmedim. Buraya gelmedim. Hani gidiyorum tabii kermeslere falan da. Öyle yani bu da tam aslında kermes gibi yapmamışlardı. Hani öyle yavaş yavaş başlayacaklarmış kermesi evet. Burada da. Hani demişler öyle bir pazar günü böyle bir toplantı gibi bir şey olsun. Aynen. Böylelikle güzel yapmışlardı bir sürü kadınlar. Hepsi Allah razı olsun. Herkes bir şeyler yapmış, getirmiş, iş yaptılar. Çocuklar eğlenmiş. Çocuklara zıplama falan vardı. Azadı zor çıkardık. Ama sadece bir şey yoktu orada. Zıplama vardı işte oğlum oynadın ya. Bir daha yok mu artık eve gidelim bir sene hemen yıkayım pijamalarımı giydireyim ya tatil inşallah uyur. Hadi bakalım evde görüşürüz. Tamam yıkamayacağım seni tamam. Sizin şef mi? Ya. Niye? Kızlar biz camiden geldik işte her şeyse o ben doktan. Çocuklara yiyecek dedim. Kadir gitmiş. Can yeni işten geldi. O yiyor Adana. Bir de Sara biri senin biri Kadir'in. Lahmacun da aldım size. Börek de var İnşallah peynirli. İnşallah çiğ değildir. Yok güzel yapmışlardı bugün Adanaları valla. Hadi ye de onları buzluğa at yemediğini de yazsın. Ne yapıyorsun öyle Pavroş'a? Azat! Çok beni bir tane çocuk azadı böldü. Afiyet olsun Mustafa Bey. Yazık yeni işten geldi. Güzeldi ama Adana soğumuş biraz ama tadı güzeldi. Bu sefer kim yaptıysa iyi yapmışlar. Şey, Gülderen Gül de gitmiş şeye. Sara o bizim Almanya'da gittiğimiz restoran var ya Grill İstanbul'a. Acayip beğeniyorlar. He? Gülderen Gül diyor ki acayip güzelmiş. Her zaman gitmek istiyorlarmış. Sen gitmedin biz. İstanbul Grill. Ya kız gidiyorum ya arada bir hep. Sen bizden mi geliyorsunuz da gelseniz. Kızlar ben bir hemen sırtımı geri kül kendisine dedim çünkü acayip sıcak. Bir gideyim pijamalarımı giyeyim. Azadımı da duş yapayım. Pijamasını giydireyim. Sabah okula gidecek. Can sen yarın boş musun? Çalışıyor musun? Kızlar. Azat uyumuş. Ya dedim ki gideyim onu banyo yapayım. Pijamasını giydireyim. Gittim ki yazık öyle yatağa uzanıp uyumuş zaten bugün sabah da erken kalktı. Hiç uyumadı daha öğlen ortasına gibi orada camda bir sürü oyun oynarken şey yoruldu. Ben şu balkonun bunu kim getirmiş? Bu arada ben bugün hiç doğru dürüst iş yapmadan şeye gittik işte. Uzanıyordum aslında kalkıp yemek yapacaktım. Sonra Serpil arayınca işte kermese gittik. Valla dedim aslında soyunup da şey edecektim dedim neyse buraları halledeyim ondan sonra gideyim soyunayım ben de şey yapayım. Makineyi falan boşaltayım. Şu ekmekleri yerine koyayım. Kadir'in sadece Adana'sı dışarıda kalsın. Öbürlerine boşaltayım. Çöpte dolmuş. Duşete Serpil'in de içine koyup getirdik. Valla günümüzü öyle geçirdik. Serpil yeniden teşekkür ederim. Valla Serpil gelmeseydi öyle evde boş boş geçecekti günüm yani. Sıkıcı bir gün geçirecektim. Bu arada ben hem iş yapayım hem sizinle konuşayım. O da Sara sen niye Adana'lı yemedin daha? Yaprak. Kız. Cadı. Onları şuraya koyayım. Şey yapsınlar sonra yesinler. Valla bezgim yoktu. Var mı var mı? Ha, yeni yiyeceğim. Berfe yoktu. Şeye gitmişti. Brengez'e gitmişti gezmeye. O eksiklerini hissettik yani kermezde. Bunlar da lahmacun. Şöyle şey yapayım. Poşetleyeyim de kaldırayım. Kim yiyecek şimdi? Yediler. Can ekmeğini yedi. Sarı da Adana yiyecekler. Ne bileyim aldım öyle. Zaten hep yapıyorduk da evde de.
dedim öyle alayım. Ben azadım okula gidecek bazen. İşte iki gün tatil de evde ya. Kendisi uyanıyor. Okul olması zorla uyandırıyor. Bir okul yoktu. Kendisi kalkıyor sabah. Yoruluyor. Alışıyor işte. Yavaş yavaş her şey orada alışacak. Güzel geçti vallahi. İki de gitmişim diyorum. Şunları yarın Kadirgil ya da canı işten gelirse sıkıp yerler. Bakalım da. Ha? Seni duymuyorum. Neyse duymadık Sara'yı. Bu arada yorumlara biraz göz attım. Serpil için de hepsi geçmiş olsun dileklerinde bulunmuş. Çok çok teşekkür ediyoruz kızlar. Hepinizden Allah razı olsun. Yine hep birbirinden güzel yorumlar yazmışsınız. Her zaman olduğu gibi. Bu arada ben arkada. Poşet getiriyorum. Başka sarmayın ha. Allah'a. Serpil. Valla biraz arkadaşlarla şeye düğün var ya teyzemin sonun düğünden bahsetti. İşte o kıyafetini gösteriyor. O kıyafetini gösteriyor. Düğünde ne giyeceğiz? Biliyorsunuz kadınların telaşı tasası işte. Ay orada bir de okudum ki babamın resmini merak ediyorlar. Hani ben diyorum ya hep babam çok yakışıklıydı. Annem de güzelmiş çok. Kardeşim de olacak hani bende yok öyle büyük resimler. Çünkü bir iki tane yalnız herhalde biri ablamda biri de kardeşimde olması gerek. Yazayım da varsa onlarda böyle yan yana çekmişler daha biraz gençken işte. O resmi gösteririm ben size. Ya kaytan bıyıklı diyorlar ya vallahi aynı öyle işte. Zaten eski adamlar biliyorsunuz daha böyle görkemlilerdi. Kendilerine şey derlerdi. Benim annem de güzel kadınmış işte. Genç yaşında vefat etti. 42 yaşındaymış benim annem öldüğünde. Öyle işte. Benim var mı yok mu değil mi? Sırası gelen gidecek. Yapacak bir şey yok. Hangimizin sırası gelirse vakti zamanı gideceğiz. Rabbim herkese hayırlı ölümler versin. Hepimize şey ölümler nasip etsin inşallah. Bu arada takipçimin biri de yoğun bakımdaymış Ankara'dan. Buradan selamlar gönderiyoruz. Bol bol da dua ediyoruz. İnşallah tez zamanda şifasını bulur. Buradan oldum Rabbim. Bütün hastalarımıza şifa olsun. Her şey bu biz insanlar için işte hastalıkta şeydi. Tabi makineyi de boşaltayım. Nasıl da şu barışlar var biraz havuza çıktıydı öyle. Şu marıları da dolaba koyayım. Sara kısır yapsın. Sara hafta içi kısır yap bari Sara. Sara. Kısır yap da o marılar çürümesin yazık kız. Senin için aldım marıları. Sara beni hiç duymuyor. Bu arada bıçak satıyorlardı. Canım Fadimeciğim satıyor bunları. Şeysi yok mu kız o şeyleri. Baya keskinler kızlar. Solingen bıçağı yazıyor üstünde. Baya iyiler yani. Ben hiç kullanmadım şimdiye kadar da kullanacağım. Benim bu siyahlarım var biliyorsunuz. Bunları Amazon'dan aldıydım. Bunlar da çok güzel. Bunların malı da şeydi ismi Victoria Knox mı? Ne ismi? Markası yani. Bu da mı aynı marka? Yok Gisser. Gisser'inkiler de güzel. Öyle yani dedim bir deneyim. Burada satıyorlardı. Ben de aldım iki tane. Deneyim güzel sesim için çizine de alayım altı tane kendine kullansın. Saldırın işte. Onlar da bol bol geziyorlar. Biri geçen yoruma yazmıştı. Yanlış anlaşılmasın da Arın anlatın ben neredeyim. Baş. Simiş'le Melih Mide fotosu yapmaya mı gittiler? Ben de güldüm. Nerede diyorum. Böyle yemeğe gittiler. Ne botoksu? Ama böyle diyorlar düğüne kadar böyle kendileri zayıflayacakmış yani. Bakalım. Nasıl zayıflayacaklar? Valla biraz yemezlerse zayıflar. Onlar genç. Bizim gibi değil. Biz kendimizi öldürsek de 2 gram veremiyoruz. Zorla gidiyor. Ama gençlerde öyle değil. Hemencik verebiliyorsunuz. Kolay gidiyor. Müthiş kaşık çatladı şeye. Ama kız ya hiç iş bitmiyor. İşten kaçtım gittim dışarı. Ha eve geldim yine iş. Biter mi kız?
Sabah bakacaksınız yine aynı. Ama yarın benim çok işim var. Vallahi bugün hiçbir şey yapmadım diyorum ya. Doğru dürüst kahvaltı da yapmadık bugün biz Azat'la. Hiç canım istemedi. Kalktım az bir şey. Zaten Kadir yatıyordu. İşten geldi. Fazla şey yapamadım. Can işteydi. Sara da odasındaydı. O dün biraz rahatsızdı. Hadi Azat öyle öksürüyor. Hiçbir iş yapmadım bugün vallahi evde. Dedim yarın kökten yapacağım. Çünkü yarın yatak odamın nevresimlerini falan değiştireceğim. Banyo, tuvalet işte hafta başı ya. Hafta başında bir kere öyle tüm kökten yapıyorum. Hafta içi de öyle normal üstten geçip gideyim. Ben her gün deli deli sürtmüyorum oraları, temizlemiyorum yani. Temizliyorum tabii de öyle dik köşe hep her gün yapmıyor. Haftada bir gün yeter. Eskiden yapıyorduk. Eskiden gençtik, zaman şeydi. Şimdi küçük çocuğunuz var zaten yapmanızla şey etmeniz hiç belli değil ki. Azat okula gidiyor ama daha iş bitmeden geliyor 12'de. İşte biraz daha alışsın şey yapacağım. Uzun vereceğim okula. O zaman EYLET'e de yazılacağım işte. Biraz bir gitsin. Şimdi yazdık. Şimdi daha alışmadan direkt böyle okulda bakmasın yazıp üzülüyorum. O biraz alışması lazım. Çaydan kaza kapalı. Bunlar hepsi bu tarafı. Neyse kızlar ben buraları toplayayım. İşlerimi bitireyim. Allah sarım geçin ben de oturayım. Azat uyumuş ya. Belki canla film izleriz. Ne yapalım başka kız? Kadir dışarı çıkmış. Aha Sara yıkandı odasında. Gelip oturmuyorlar ki bizle. Gençler biliyorsunuz ellerinde telefonları. Kendilerine arkadaşlarıyla yazışıyorlar. Film izliyorlar. Biraz hastaydı işte dün akşam dedim de ilaç verdim. Öyle uyudu sabah baya bir geç kalktı. Ara hastalığı var Şahis'te. Valla bugün acayip hastaydı yazık. Hiç hali yoktu zaten görmüşsünüzdür videolarda. Beti benzi tüm bembeyaz zaten sarı ya. İyice kreş gibi olmuştu. Öyle başım dönüyor diyor. Dedi Kezar bu da yeni bir hastalık. Ben de valla sizden uzak sabahtan beri şuramda böyle bir kötü bir ağrı var. Sancı gibi bir ağrı var midemde. Zar diyor ki hastalık dolaşıyor geriye kadar. Şuna da bahçenin torbası burada. Koyayım da bahçeye götürürüz onları da. Öyle. Hadi kızlar. Kendinize iyi bakın. Aman sağlığınıza dikkat edin. Birbirinizin kalbini de kırmayın. Güzel dostluklarınızı da kayıp etmeyin diyoruz. Her zaman olduğu gibi. Değil mi? Hayat ne olursa olsun yaşamaya değer. Her şey biz insanlar için. Şu da dolapları ne kadar da kısa da yapsam yine boy sorunum var. Vallahi yine de boy sorunu var mübarek. Yine istediğim yerlere tam ulaşamıyorum. Ana yekçer bu kadar da insan kısa olur mu? Şunları da koyduk. Şura şuranın. Aa, bak Sara'nın makine boşalttı nasıl belli değil. Almış bunları buraya koymuş. Hiç yere uğrasa mı diye. İnsan bir bakar dolapta ne var ne yok. Hangisi nereye yakışıyor? Valla rastgele koymuş. Bence bir daha hiç emeğin boşaltma makinesi. Zaten hep yanlış boşaltıyor. Biri hepsini tek tek boşaltmam lazım. O kadar. Ay acaba yapraklarım gitti mi ki? Kız kendime yaprak sipariş ettim. O gizemli bahçem var ya. Öyleydi herhalde ismi. Hatırlarsanız geçen en son İstanbul'a gittiğimde buraya eşyalar aldıydım. Yaprağı bir güzeldi var ya yani. O kadar mı taze olur bir yaprak? Çok da lezzetliydi gerçekten. İşte Simiş'e dedim hiçbir şey istemiyorum zaten. O yaprak getirecekler bana. İşte 3 kilo kadar aldım. Çünkü fazla yük hakları yok ki. Aslında bidon 5 kiloluk da içinde çıkan net yaprak yani 3 kilo oluyor. Hani suyu muyu biliyorsunuz ağırlık oluyor. Otele sipariş ettim işte. Otele kargolayacaklar. Parasını falan yolladım. Simiş de kendiyle getirecek. Artık alsın getirsin kendiyle. Çok sevdim ki bu yaprağım da yoksa onun yaprağı da çok lazım. Keşke öyle yük hakkımız olsa da bir sürü yaprak birden alıp gelsek. Valla buradakiler hiç güzel değil dükkanlarda satılan. Bir o şey yaprak da güzeldi. O Elif teyze vermişti bana ya.
Hadi kızlar. Şimdi sohbet koy. Lap bitmez. Onu açacak. Onu açacak. Endişe ben videoyu kapatayım. Bir işimi devam edeyim. Az kaldı. Bulaşları da makineye yerleştireyim. Sizlere de Allah'a emanet ettim. Yarın görüşürüz inşallah. Kendinize de kalbinize de iyi bakınız diyorum. Hadi bakalım. Bay bay.